Cuma günü sahasında oynayacağı Manisa Spor müsabakasının hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yoğun bir tempoyla sürdüren Sarı Kırmızılar'da takımın teknik patronu İrfan Buz haftalık olan basın açıklamasında sorulan soruları cevapladı. Şanlıurfa Spor gibi sahasında etkili olan bir takımı yendiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Buz, maçla ilgili futbolcu kardeşlerimizle daha evvel de konuşurken duran toplarda sıkıntı yaşayabiliriz demiştim dedi. Şimdi biz de futbolcu kardeşlerimizle de daha evvel de konuşurken duran toplarda sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bir tek duran topta bir de kontra atakta sıkıntı yaşarız diye düşündük. Nitekim de maalesef öyle oldu. 1-0 öne geçti rakip. Ama şöyle bir 5 dakika 10 dakika biraz durakladık. Ondan sonra oyunu lehimize çevirdik. Güzel tarafı neydi? Kesinlikle oyun disiplininden kopmadan topu yerde bırakarak, üçgenleri kurarak, futbol oynayarak sonuca gitmeye çalıştık. Ve nitekim de birbiri bulduk. Birbirine üzerine gittik. Hamlelerimizi de yaptık. Onlar da çok iyi tuttu. Hamlelerimiz de çok önemliydi. İkinci golü de bulduk. Şöyle söyleyeyim sizlere. Tabii ki kalecinin de hatası vardı ama zorlayacaksın bazı şeyleri. İrfan Buz olayını burada biraz daha geriye alalım. Şöyle diyelim. Biz takımsal anlamda takım olmak istiyoruz. Yani o yüzden futbolcu arkadaşlarımızın sahada bunu gerçekleştirdiği zaman teknik adam da seviniyor. O yüzden öncelikle futbolcu kardeşlerimiz bunu gerçekleştiriyor. Ondan sonra tabii şöyle bir durum var. Şimdi geçen sene özellikle ilk devirdeki futbolcu kardeşlerimize baktığınızda bir Ramazan oynuyor şeyde. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde. Diğer arkadaşlarımız biraz daha alt liglerde oynadı. Yani onlar da geçen sene çok iyi mücadele ettiler. Son olarak Cuma günü oynayacak Manisa maçıyla ilgili konuşan Buz, ciddi alalım, iyi çalışalım, iyi çalıştıktan sonra da inşallah Cenab-ı Allah da bize galibiyetimizi verir. Ama iyi çalışacaksınız, iyi hazırlanacaksınız, ciddiye alacaksınız olayı ve maç maç gideceksiniz dedi. Maçtan evvel tabii onlar da kendilerini bilenmişler. Tabii ki yenmek istedim. Çünkü son iki maçı biz kazandık. Yani bu da üçüncü maçı oldu. O da kolay değil onlar açısından. Fakat bunlar futbolun içerisinde oluyor. Bizler açısından da her zaman sükunete davet ediyoruz. Kaldı ki görmüşsünüzdür. Maçtan sonra da hemen futbolcu kardeşlerimize de yedek kulübesinde sakin olmalarını istedim. Böyle aşırı sevinç gösteririz. Olmaması gerekiyor. Böyle de olması gerekiyor. Futbol içerisinde bazı şeyler olacak. Ama biz Malatyalılar olarak yanlış yapmayalım. Biz doğru işleri yapalım. Gerisi de dediğim gibi kendiliğinden gelir. Biliyorsun ben pek sevmiyorum böyle kolay rakipler veyahut altta falan öyle bir şey yok. Ligde herkesi yenebiliyor. Ben de futbolcu kardeşlerimle toplantı yaparken şunu söyledim. Bir empati yapalım veyahut sizlere de söyledim. Yani siz teknik direktör olsanız bu hafta burada ilk antrenmanda önünüzde de Manisa Spor maçı var. Siz ne söylerdiniz? Sizin söylediğiniz herhalde. Yani hepimiz de bunları söyleyelim, ciddiye alalım, iyi çalışalım. İyi çalıştıktan sonra da inşallah Cenab-ı Allah da bize galibiyetimizi verir.